çok sevgili vatandaşlarımız. Bugün Kapıkule sınır kapısında milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, parti örgütü yönetici arkadaşlarımızla, partililerimizle beraber bir önemli projenin başlangıcı için buradayız. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız orada çalışıp, kazanıp hem yaşadıkları ülkenin ekonomisine ama hepsinden daha fazla ülkemizin ekonomisine çok büyük katkılar ve destekler veriyorlar. Vatandaşlarımız bunları yaparken yüreklerindeki memleket sevgisi zerre kadar eksilmiyor. Her seferinde sıla ve gurbet arasında memleket hasreti ve sevgisi orada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ayrılmaz bir parçası. Kimliklerini muhafaza ederek, ülke sevgilerini muhafaza ederek, Türkiye'nin ekonomisine kazançlarını göndererek katkıda bulunmak ve ilk fırsatta izinlerini memleketlerinde, sılada, eşinin, dostunun doğdukları yerde, topraklarda geçirmek için bir an önce buraya gelmek istiyorlar. Ve burada Kapıkule sınır kapısı özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye giriş yaptığı en önemli karayolu gümrük girişi. Avrupa'da birinci, dünyada ikinci büyüklükte giriş yapılan gümrük kapısı. Vatandaşlarımızla burada buluşmak, onları gelirken karşılamak, giderken uğurlamak üzere burada izin döneminde parti görevlilerimiz kendileriyle buluşacak. Sıla yolu projemizde bizim buradaki masamızda önce genel başkanımızın bir mektubunu kendilerine takdim edeceğiz. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza dönük önemli düşüncelerimizi ve projelerimizi içeren broşürlerimizi takdim edeceğiz. Ve onların sorunlarını tespit etmek üzere söyleyeceklerini not edeceğimiz bir küçük anket niteliğinde küçük sorun tespiti notlarını alacağız. Değerli arkadaşlar, Edirne Belediye'miz burada sadece Edirneli vatandaşlarımıza hizmet etmiyor. Aynı zamanda yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan, yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin ilk güler yüzle karşılayan ve ona hoş geldin diyen belediyemiz. Edirne Belediye Başkanımız ve Edirne'deki diğer belediye başkanlarımız. Bu çerçevede, bu alanda yurt dışından gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak, hizmet üretmek için onlar da ellerinden geleni yapıp büyük bir fedakarlıkla hizmet vermeye çalışıyorlar. Yine burada gördüğünüz üzere Edirne Belediye'mizin vatandaşlarımıza ikramları var. Hem bizim hem Edirne Belediye'mizin vatandaşlarımıza içecek, su ve belli saatlerde çorba ikramı şeklinde burada hem hoş geldin derken hem güle güle derken, uğurlarken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza en azından memleketlerinde güzel bir başlangıç, merhaba ve güzel bir hoşça kal ayrılışı sunmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözme konusunda hazırlıklarımız tamam. Sayın Genel Başkanımız mektubunda bunların tamamı olmak olmamakla birlikte önemli sorunlarla ilgili vatandaşlarımıza mesajlar var. Sayın Genel Başkanımız onlara hoş geldiniz ve güle güle derken burada onların yaşadıkları ülkeden Türkiye'ye verdikleri desteğin ne kadar önemli olduğunu çok açık, sıcak bir üslupla ifade ediyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim kardeşlerimiz. Onlar
sadece Türkiye ekonomisine katkı sağlamak söz konusu olduğunda hatırlayacağımız kişiler değil. Yurt dışında kazandıkları paraları Türkiye ekonomisine destek olsun diye gönderin de nasıl gönderirseniz gönderin deyip ondan sonra onlara gerekli imkanı hazırlığı sağlamadan muhtemel soruşturmalara uğramalarını önleyecek önlemler almadan bir gecede Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bilgi paylaşımını sağlayıp ondan sonra o vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde soruşturmaya tabi tutulmasına sebep olmak hiçbir ciddi devletin ve hükümetin yapabileceği bir iş değildir. Ne yazık ki Aralık ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bugüne kadar kazandıklarıyla Türkiye ekonomisine çok önemli destek veren vatandaşlarımız şimdi bulundukları ülkede bu bilgi paylaşımı, hazırlıksız yakalandıkları bilgi paylaşımı nedeniyle, bilgilendirilmeden, uyarılmadan yakalandıkları bilgi paylaşımı nedeniyle, bu kararname nedeniyle takibata uğramakla karşı karşıyalar. İcra takibiyle karşı karşıyalar. Oradaki bulundukları ülkenin hükümetlerinin takibatıyla karşı karşıyalar. Değerli arkadaşlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birçok sorunu var. Karayolu gümrük girişlerinde, havalimanlarında gümrük girişlerinde, denizde, limanlarda gümrük girişlerinde, uzun bekleme sürelerinden tutun yol güvenliğine kadar bugüne kadar bütün vatandaşlarımız bu sorunlarını kararlı ve ısrarlı biçimde dile getirmelerine rağmen bunları önlemeye dönük ciddi adımlar ne yazık ki atılmamış. Bir başka önemli konu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye ekonomisine katkı için kazandıklarını buraya getirirken iyi ama buraya getirdikleri araçları en azından uzunca bir süre Türkiye'de bulundurabilme hakları ne yazık ki sağlanmıyor. Veya yurt dışından getirdikleri telefonları burada kullanabilme, yeterince uzunca bir süre burada telefon kullanma hakları ne yazık ki sağlanmıyor. Bütün bunlar bugüne kadar çok kolay çözülebilecek meselelerken bugüne kadar çözülmemiş. Emeklilikle ilgili sorunları var. Emekli maaşlarıyla ilgili sorunları var. Türkiye'de emekli olan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın maaşlarının yetersizliğinden tutun, buradaki emekli uygulamasındaki karşılaştıkları birçok kısıtlamanın kaldırılmasını istiyorlar ve buna rağmen hükümet o yurt dışındaki kardeşlerimizin bu sorunlarını çözmek için ciddi adımlar atmıyor. Bir başka önemli mesele temsil sorunu. En önemli meselelerden birisi. Bugün yurt dışında vatandaşlarımız oy veriyor. Verdikleri oy Türkiye'de 81 ilin sandıklarına dağıtılıyor. Ve hiçbirisi kendi milletvekilini seçemiyor. Listelere gidip sandıkta oy verirken hangi adaya oy verdiklerini bilmeden Türkiye'deki 600 milletvekili adayı içerisinden kime denk gelirse, nereye denk gelirse diye oy veriyorlar. Yurt dışı seçim çevresinin tıpkı 81 ildeki seçim çevreleri gibi ayrı bir il gibi düşünülüp yurt dışının başlı başına bir seçim çevresi olmasını istiyoruz. Yurt dışı seçim çevresi için ayrı milletvekili adaylarının gösterilmesini ve orada yaşayan vatandaşlarımızın oy verirken kime oy verdiğini bilerek sandığa gitmesini istiyoruz. Seçtikleri milletvekilleri oradaki vatandaşların dertlerini daha yakından takip etsin, bilsin istiyoruz. Vatandaş oy verdiği milletvekiline oradaki kardeşlerimiz hesap sorabilsin istiyoruz. Bunu ayrı bir seçim çevresi olarak yapmazsanız tabii ki oradaki vatandaşlarımızın oyları hadi geldi 81 vilayete dağıldı. Kimi yerden bir milletvekili eksik, kimi hangi milletvekili yurt dışı ile ilgilenecek belli değil. Bakın bununla ilgili yurt dışı seçim çevresi kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdik. Bu broşürlerimizi de dağıtacağız vatandaşlarımıza. Cumhuriyet Halk Partisi olarak onların sorunlarına nasıl sahip çıktığımız konusunda. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bir isteğimiz var. Tabii ki sandığa gidip bize oy vermelerini istiyoruz. Ama bunun ötesinde daha bugünden kendilerinin doğrudan doğruya Türkiye.gov adresine girerek seçmen ikametgahlarının
yurt dışında olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. Seçmen olmalarını istiyoruz. Haklarının etkili savunulabilmesini sağlamak için seçmen olmaları gerekiyor. Sandığa gitmeleri gerekiyor. O yüzden bugünden kendi kayıtlarını kontrol edip adresleri yurt dışında görünmüyorsa konsolosluklara gidip adreslerini yurt dışına aldırmaları ve yurt dışı seçmen kütüğünde seçmen olmalarını öneriyoruz. Buna ilişkin kampanyamız da var. Onunla ilgili dokümanlarımızı ve broşürümüzü de kendilerine takdim edeceğiz geldiklerinde. Değerli arkadaşlar, mavi kartla ilgili çok ciddi sorunları var yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın. Mavi kartlı kardeşlerimizin, onlar hukuken vatandaş statüsünde değil, mavi kartlı kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi eşit statüde işlemlere tabi tutulması, eşit haklara sahip olabilmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Uçak biletleriyle ilgili ciddi problemler var. Fahiş uçak bileti meselelerinin çözülmesini bekliyoruz, istiyoruz ve özellikle konsolosluk hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda çok ciddi talepleri var. Bunun gibi çok sayıda talep var ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin bütün sorunlarını biliyoruz. Bunlar saydıklarımız sadece birkaç örnek. Bu sorunları çözmeye talibiz. Bunu vatandaşlarımızla, o kardeşlerimizle birlikte çözeceğiz. Bunun için bir an önce onların seçmen olma konusunda gerekli duyarlılığı göstermelerini ve adres bilgilerini kontrol etmelerini istiyoruz. İki, sandığa gidip oy kullanmalarını istiyoruz. Seçim olduğunda. Üç, sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerini istiyoruz. Türkiye bir önemli seçimin eşiğinde ve ilk seçimde Türkiye'de iktidar değişecek. Bu iktidarın değişmesi bu sorunların çözülmesinin ön koşulu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temel sorunu bugünkü iktidar. Bu bir iktidar sorunu, bir siyaset sorunu ve inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde bu iktidar değişecek, vatandaşlarımızın yüzü gülecek. Burada her gün iki arkadaşımız gelen ve giden vatandaşlarımızla buluşacaklar, onları karşılayacak ya da yolcu edecekler. Güler yüzle sohbet edecekler, dertlerini dinleyecekler. Birebir onlardan dinleyeceğiz. Buradaki sorunu ne? Yoldaki sorunu ne? Türkiye'deki sorunu ne? Yurt dışındaki sorunları ne? Bunları da birebir not alacağız. Tespit edebildiklerimizin dışında, bugüne kadar tespit ettiklerimizin dışında başka sorunları varsa onları da tespit edip en kısa sürede onlarla ilgili çözüm önerilerini de geliştireceğiz, çalışacağız. Bu noktada başta il başkanlığımız ve çalışan bütün arkadaşlarımız olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyoruz. Burada giren ve çıkan kardeşlerimize, Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan kardeşlerimize güler yüzle, samimiyetle, fedakarca hizmet veren Edirne Belediye'mize, belediye başkanına ve belediye personeline çok teşekkür ediyorum. Sıla yolu projemiz hayırlı olsun. Giriş ve çıkış süresince bütün sınır kapılarına bunları yayarak bu projeyi geliştireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.